Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. EFC 24 Mobile'de yeni bir bölümde karşınızdayız. Evet arkadaşlar, 11 Haziran'da bir güncelleme geldi. Şu anda oyunu açmanız için öncelikle arkadaşlar Google Play Store'dan veyahut da iOS'tan güncelleme yapmanız lazım. Ben güncelleme yaptım. Açtıktan sonra arkadaşlar Haziran 24 güncelleme hediyesi diyor. Herkes arkadaşlar 92 gen Fernando Torres hediye ediyor. Burada arkadaşlar Euro 2024 ile alakalı arkadaşlar bir çalışma var, bakalım. Evet, burada antrenman aktarım puan da var arkadaşlar. 1250 cevher verdi temel paketten de, buradan ücretsizimizi açalım. Akşam bir aksilik olmazsa zaten canlı yayın açacağız. Evet, buradan da arkadaşlar yine hediyemizi alalım. 2000 cevher de buradan geldi. Bakalım herhangi bir, evet burada arkadaşlar bakın sol tarafta görüyorsunuz öne çıkan yıldız bileti cevherler kazanan güncellemeden sonra bu şekilde olmuş. Bakalım herhangi bir, evet burada turnuvayı görüyorsunuz arkadaşlar. Akşam daha da detaylı konuşuruz. Burada bu aynı şey gibi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. 2022'deki Dünya Kupası'nın şeyi gibi, acemi diyelim. Buradan takımları seçiyoruz arkadaşlar. Evet tabii ki Türkiye'miz de var. Burada takımları seçiyoruz. Peki hediyeler nelermiş? Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Bakın burada efsanevideki puanlar bu şekilde. Dünya klası bu şekilde. Profesyonel bu şekilde. Yarı prof bu şekilde. Amatör ve acemi. İlk galibiyeti 100 puan veriyor. Peki bu puanları nerede kullanacağız? Var mı öyle bir şey? Bakalım şu öne çıkan diyelim. Bu neymiş? Bakalım mağazada. Var mı herhangi bir şey? Farklı bir şey var mı? Yokmuş. Bu puanları nerede kullanacağız? Açıkçası şuradan bakmamız lazım. Acaba bir etkinlik veyahut da başka bir şey getirdiler mi bilmiyorum. Bunlar zaten takaslar falan. Akşam canlı da açarız arkadaşlar. Güncelleme sonrasında bayağı bir değişmiş. Cevherleri kazan diyor. Bu muhtemel ihtimal şeye gidecek. Tamam. Mağazaya bakalım bir. Acaba bu puanları nerede kullanacağız? 2022'deki Dünya Kupası'nda da yine açılımlar falan yapıyorduk arkadaşlar. Aynı bunun gibi muhtemel ihtimal şey gelebilir arkadaşlar. Böyle bir puanları toparlayıp buradan bunun gibi aynı bir Euro 2024 ile alakalı açılımlar yapabiliriz. Dediğim gibi burada bu puanlar arkadaşlar. Evet burada ya, bakalım. Bu UEFA Euro 2024 etkinliğinden kazanabilir ödülleri, ödüller bölümündeki ödüller almak için kullanılır diyor. Aynı oradaki gibi muhtemel ihtimal arkadaşlar. Bu puanları orada kullanacağız. Bakalım herhangi başka bir şey var mı? Şu anda muhtemel ihtimal buraya getirilmedi mi bakalım. Evet. Burada yok anlaşılan arkadaşlar. Gözlerini kaçırmıyoruz. Muhtemel ihtimal o puanlar dediğim gibi arkadaşlar. Oralarda kullanacağız. Aynen arkadaşlar bunlar gibi. Euro 2024 ile alakalı burada muhtemel ihtimal sonradan eklenebilir. Bakalım bir, evet. Burada 30.000 jetona da antrenman aktarım puanı eklenebiliyormuş. Bakalım farklı bir şey var mı? Onun haricinde bakalım bir görevler diyelim. Bakalım görevlere herhangi bir şey eklenmiş mi? Bu tarafa bakalım. Bu tarafta da herhangi bir değişiklik yok. Dediğim gibi güncelleme sonrasında bu kısım eklendi. Takaslarda herhangi bir şey gözüküyor mu? Tekrardan bakalım, yok. Buralara bakalım. Tekrardan gözükmüyor.
takaslarımızı yapacağız arkadaşlar. 94-99 takaslarımız devam ediyor. Buradan güzel de bir kadro oluşturduk. Dün canlı yayın haricinde bir açılım yapmıştık orada maalesef. İstediğimiz oyuncu gelmedi. Dediğim gibi burada bir turnuva var. Burada puanlar toplayıp aynı 2022 Dünya Kupası'ndaki gibi puanları harcayacağız arkadaşlar. Ama bir de oyuncuları görebilseydik, yani nerede, ben gözden mi kaçırdım, göremedim mi o puanları? Dediğim gibi muhtemelen arkadaşlar bu kısma eklenebilir. Turnuva ile alakalı. Bu Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Muhtemelen ihtimal buraya Euro 2024 ile alakalı da oyuncular eklenecek ve o puanlarla açılımlar yapacağız arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Dediğim gibi akşam canlıda zaten daha da detaylı konuşuruz arkadaşlar. Dediğim gibi güncelleme geldi. Güncelleme yapabilirsiniz. Zaten burada bakalım herhangi bir bilgi de eklenmemiş. Muhtemelen ihtimal sonrasında eklenecek. Zaten bugün neymiş? Bugün canlı yayında varmış arkadaşlar. 19'da diyor. Türkiye saatiyle 22'de. Orada zaten daha detaylı bir şekilde anlatırlar. Biz de öncesinde açılımlar falan yaparız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Sizler de güncellemenizi yapabilirsiniz. Burada etkinlikleri oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de canlı yayınlaşmadan 1-2 maçlar falan yaparım. Etkinlikleri tamamlarım. Canlı yayında da bir aksi olmazsa takaslarımızı yapıp günümüzü bitireceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.